İstanbul'dayım Omoğlu, bir daha bir daha oy, bir daha bir daha oy, yeniden bir daha İstanbul'da. Evet. Harikasınız. Coşkunuz benim en büyük enerjim. Geçen seçimde de burada aldığım enerjiyi hiç unutmuyorum. Bu seçimde de coşkunuz benim enerjim. Sımsıcaksınız, içtensiniz, candansınız. Hoş geldiniz Yıldırım, hoş geldiniz Bayrampaşa. Harika görünüyorsunuz. İstanbul'a Eko Başkan, Bayrampaşa'ya Hasan Hoca. İlk oyum sizlere. Eko Başkan'a sözüm var. Fıstık, harikasın. Eko Kaptan ile tam yol ileri. Yıldırım. Şimdi ama bana söyleyeceksiniz bunu. Tepe Voli, Eko. Tam ileri. Tam yol ileri. Harika. Boşnakça da öğreneceğim. Tamam. Boşnakça da öğreneceğim. Volim Te Eko Başkan. Sevgilerini aldım değil mi başkanım? Öyle bir şey galiba. Genç bir vatandaşım, ülkenin gidişatını konuşmak istiyorum. Haklısın. Notunu alalım ama bugün olmaz. Notunu alalım. Sarılı bir not var orada. İstanbul ne Moze Bez Tebe Eko Başkan demiş. Bunları anlayacağım daha sonra, bana not tutun bunları. Her şey çok güzel olacak. Senle olunca Eko Başkan demiş. Harikasın. Eko Başkan ile tam yol ileri. Eko Başkan ile tam yol ileri. Volümteyi öğrendim fıstık. Manisa'dan benim için geldin. Kurban olurum sana abicim. Hoş sefa geldin. Teşekkür ederim. Sağ ol. Kurban olurum. Tam yolları Bayrampaşa. Bayrampaşa'yla ben de gurur duyuyorum. Yok bu işin sağa sola, aklın yolu Ekrem İmamoğlu. Senin o güzel yanaklarından öperim fıstık. Volimte'yi öğrendim. Tamam, Ekrem Başkan ile tam yolları okuyacağım. En son senin okuyacağım. Halkı tehdit eden değil, halka hizmet veren kazanacak. Bu gençler harika. Dur, önce bunu okuyacağım, dur. Altın tasta üzüm var, benim sende gözüm var. Seni severim ama Eko Başkan'a sözüm var. Teşekkürler. Evet, şimdi bu akşam iftara Eyüp Sultan'dayım. Notunu alalım sevgili kardeşim. Son olarak... 3 aylık kardeşim var diyor bu fıstık. 8 kilometrenin 8 adım olmadığını biliyor. Not alın bakalım, bak. Not alın. Şimdi buranın yine manzarasını, İstanbul'un her yerinde söylediğim şeyi söyleyeceğim. Yine ailece toplandık. Yine çok güzel annelerimiz var burada. Hepsinin ellerinden öpüyorum. Beni öyle bahtiyar ediyorlar ki, onun güzel ellerinden öpüyorum doya doya. Tamam, ben iner ellerinden öperim, orada söyler. İktidardakiler senden korkuyorlar, bizden de korksunlar. Kolları sıvadık diyor hanımefendiler. Bir daha İmamoğlu, bir daha diyorlar. Şimdi burada yine genç hanımefendiler, beyefendiler, çocuklar var, pırlanta gibi çocuklar. Yani anlatılabilecek bir durum değil bu. Dünyanın en büyük lütfu. Öpüyorum o güzel fotoğrafı. Öpüyorum sizleri, güzel Atatürk'ümüzü. Vallahi bu tam istediğimiz şey. Burası ne biliyor musunuz? Bu ittifak İstanbul İttifakı. Bu ittifak halkın ittifakı.
partiler ötesi bir ittifak. İstanbul'un hakkını savunan bir ittifak. Onun için sizi yürekten kutluyorum. Bu yolculuğa beraber çıktık. Gerçekten aklın yolunu hep beraber bulacağız ve İstanbul'un muhafızlığına devam edeceğiz. Hoş geldin Bayrampaşa. Hoş geldin Bayrampaşa. Bu seçimde sevgili hemşehrilerim, bizi izleyen çok kıymetli komşularımız, bu seçimde iki seçenek var. Bir tanesi ya tam gaz geri seçeneği, ya o kazanacak ya da tam yol ileri diyenler kazanacak. Kesinlikle, çünkü tam gaz geri diyenler İstanbul'u 2019'a geri döndürmek istiyorlar. 2019 öncesine geri döndürmek istiyorlar. Başarabilecekler mi? İstanbul hızını almış gidiyor, gidiyor. Hizmette, icraatte, yatırımda rekor üstüne rekor kırıyor, öyle değil mi? Ama onlar İstanbul'u yine sıfır noktasına döndürmek istiyorlar. Onların İstanbul için yaptıklarını toplayıp çıkarınca elde ne kalıyor biliyor musunuz? Vallahi sıfır. Elde var sıfır, bakın bunu bilin. Elde var sıfır, sıfıra sıfır. Bu kadar net. Çünkü bunların yöneticilikten anladıkları, vatandaşa kaşıkla ver, kepçeyle al. Öyle değil mi? Mesela biz göreve geldiğimizde, İstanbul'a biz göreve başladığımızda kaç metro inşaatında çalışma vardı biliyor musunuz? Sıfır. Sıfır. Koskoca bir sıfır. 10 metro inşaatının tamamı durdurulmuştu. Paraları yoktu. Finansmanını bulmamışlardı. Bazılarını hiç başlamamışlardı. Benden önceki belediye başkanı bir de yazı yazıp yazıyla durdurmuştu. Sonra başlayalım demişlerdi, başlayamamışlardı. Başlayanlar bir süre sonra yine durmuştu. Bunların iş bilmezliği, israfçılığı, rantçılığı yüzünden İstanbul'un bütçesi iflas etmişti. Metro inşaatlarını yapan şirketlere tam 70 milyon avro borçları vardı. Bakın, artık TL'de konuşamıyoruz. Paramızı pul ettiler. Türk lirası üzerinden konuşturamıyoruz. Ne yazık ki. Biz ne yaptık biliyor musunuz? O borçların hepsini ödedik. Bütün sorunlarını çözdük. Ve biz 5 yılda tam 65 kilometre metro bitirdik. Metro. 65 kilometre. 62 tane metro durağı açtık. Daha yeni Eyüp Sultan Bayrampaşa metrosunun da ihalesini yaptık ve başladık. Daha yeni Eyüp Sultan Bayrampaşa. Şimdi bakın, utanmadan bizim yaptığımız 65 kilometre metroya sahip çıkmaya çalışıyorlar. Ve nedir, nedir yapmadın diyorlar. Rakamlarla oynuyorlar. Az önce fıstığın dediği gibi. 3 aylık kardeşim var. O bile 8 kilometrenin 8 adım etmediğini biliyor diyor. Adım atarak sözüm ona, bizim işimizi hafife almaya kalkıyor. Ama Allah konuşturuyor. Daha yeni televizyon programında 65 kilometre metro yaptı demiş. Çıkarmış, toplamış. Mecburen Allah konuşturuyor. Yahu sen 10 metro inşaatını aylarca, yıllarca durdurmuşsun. Bize 70 milyon avro borç bırakmışsın. Senin metro konusunda gerçekten ağzını açmaya hakkın yok. Ayıp, yazık etmişsin. Bakın, daha ötesi, anlayış da farklı. 10 metronun 10'unu da durdurmuştuk, İstanbullulardan özür dileriz demiyorsunuz.
Ekrem İmamoğlu'nun ekibiyle, halkıyla birlikte yaptığı bu güzel işleri reddetmeye çalışıyorsunuz. Biz 5 yıldır metro yapıyoruz. 5 yıldır yerin altında gün geldi 10 binin üzerinde insanımız çalıştı sevgili hemşehrilerim, yerin altında. Gün geldi 10 bin kişi bir tek gün metro yapım çalışmalarını durdurmadık, bir tek gün. En zor zamanda bile, pandemide bile, ekonomik krizin tavan yaptığı günlerde bile, bir günde, bir haftada dövizin tavan yaptığı zaman diliminde bile durdurmadık. Bir gün bile metro inşaatlarında paydos etmedik. Firmalar orada, yükleniciler orada, hepsi şahit. Bakın edilmez. Bir saatlik gecikmenin bile İstanbullulara eziyeti var, maliyeti var. İstanbul'un bütçesine yük olarak döner. 10 metro inşaatını plansızlıktan, hesapsızlıktan, parasızlıktan durduran bu kendisini ve kendisini bilmezlere, haddini bilmezlere 31 Mart'ta bence siz bir puan vereceksiniz, öyle değil mi? Anladınız mı o puanı? Kaç vereceksiniz? Vallahi biliyorlar. Bu halkımız kime kaç puan vereceğini biliyorlar. Bakın bunların belediyeciliğinin notu bu. Bakın 2019 öncesinde sevgili hemşehrilerim, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin kaç kreşi vardı biliyor musunuz? Kaç? Vallahi biliyor işte. En kolay zaten onların notunu bilmek. Şimdi 100 kreşimiz var. Önümüzdeki dönem 200 olacak, 200. Sevgili hemşehrilerim, bakın. Şimdi bakın bugün Kağıthane'deydim. Oradaki adayımızla beraber geziyordum. Dediler ki, başkanım siz Kağıthane'de de kreşi açınca, biz de anlatınca, çok eleştiri olunca apar topar bir iki binanın kıyısını, köşesini iki derslikli, üç derslikli kreş olarak açmış o belediye. Dedim iyi, gene ders alan var. Hani ders çıkaran var. Ama bakın size söyleyeyim. İstanbul'un ilçelerinin de bizi göreve getirin. İnanın biz bu şehirde 500 tane kreş açarız. 500 tane. 500 tane, onların derdi o değil. Bakın en büyük şansınız Hasan Başkanım gibi kıymetli bir eğitimciyle ben yola çıkıyorum Bayrampaşa'da. Bu benim için büyük bir şans. Eminim. Eminim Hasan Başkanımız, eminim bizimle kalitede yarışacak, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile kalitede yarışacak kreşler açacak. Kreşlerin açılmasını istiyorsak Bayrampaşa'da ve diğer ilçelerimizde, o zaman Bayrampaşa'da Hasan Mutlu Başkan göreve gelecek, öyle değil mi? Sevgili dostlar, bakın 2019 öncesinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin peki kaç yurdu vardı? Kaç? Bizden önce bunların her şeyi sıfır. Peki bakın İstanbul Büyükşehir Belediyesi bizden önce kaç üniversite öğrencisine, kaç milletin evladına burs veriyordu? Arada bir iki diyen oldu, doğru, ama ben milletin evlatları dedim, bir avuç insanın evlatlarına demedim. Bakın sıfır. Biz tam 300 bin milletin evlatlarına, sevgili gençlerimize burs verdik, helal hoş olsun. Önümüzdeki dönemde iki katına çıkartıyoruz burs miktarını, iki katına.
7500 lira verdik, şimdi 15.000 lira vereceğiz. Bakın, tabii ki onların dediğiniz gibi bir iki kişiye torpilli burs verdiler. Onların döneminde bir iki kişiye torpilli burs verip yurt dışına yolladılar. Ayıptır, yazıktır, günahtır. Ama onları bu millet hiç affetmeyecek, onu söyleyeyim. Yani bakın söyleyeyim, biz millete ait olanı kime veririz? Millete veririz. Millete veririz. Onların öyle bir derdi yok. Onların tek derdi var. Bir avuç insan ne olacak? Onu düşünürler, başka bir şey düşünmezler. Sevgili hemşehrilerim, bakın bunun gibi daha birçok konuda sıfır verebiliriz. Bak, burada başka konularımız var. Biz örneğin anne kart, öyle değil mi? 0-4 yaş arası çocuğu olan annelere kaç anne kart vermişlerdi bizden önce? Sıfır. Peki kaç tane sıfır faizle, yani vade farkı olmadan sabit taksitle sosyal konut üretebilmişlerdi 2019'dan önce? Evet, sıfır. Sıfır. Bakın bunların bütün notları sıfır. O bakımdan sevgili hemşehrilerim, biz sabit taksitle Kiptaş'la birlikte sosyal konut üreten tek kurum olduk. Riskli yapıların maliyetine yenilebileceği bir sistemi biz hayata geçirdik. O bakımdan İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak 2019'dan sonra bir devrimin sahipleriyiz. Peki kaç kişiyi İstanbul Büyükşehir Belediyesi istihdam ofisleri kurup kaç kişiyi eğitip 2019'dan önce özel sektörde veya diğer yerlerde iş buldu? Sıfır. Biz 200 bine yakın gencimize iş bulduk. Bakın söyleyeyim, bizden önce kaç kent lokantası vardı? Hep sıfır. Kaç kadın hizmet merkezi vardı? Bağımlılıkla mücadele etmek için kurulmuş kaç merkez vardı? Öğrenciler sınava hazırlanabilsin diye kaç ders atölyesi vardı? Sıfır, sıfır, sıfır. Bakın elde var, sıfır. Bunların belediyeciliği bu. Bakın şimdi yine ne yapmak istiyorlar biliyor musunuz? En başta söylediğim gibi vatandaşa yine kaşıkla verip kepçeyle almak istiyorlar. Bu fırsatı onlara verecek misiniz? İstanbul'un kaynaklarına göz diktiler. Bu fırsatı onlara verecek misiniz? Buldukları her boş arsaya ya da çok tanıdıkları torpilli bir avuç insanın arsalarına torpilli imar çıkaracaklar. Bu fırsatı onlara verecek misiniz? O günler geçti. Bu millet size bu hakkı vermez. O günler geçti. Onlara ne diyeceğiz biliyor musunuz? Bay bay, bay bay, güle güle diyeceğiz onlara, güle güle. İstanbullu icraatçı, halkçı belediyeciliğin farkını gördü. İnsanın içinde, insanının arasında yaptığını paylaşan, her anını konuşan, anlatan belediyeciliğin tadını aldı. Milletin parasını millete veren bir belediye başkanının neler başarabileceğini, milletini nasıl memnun edebileceğini gördü. Öyle değil mi? İstanbullu artık israfçıları seçer mi? İcraatçıları seçer, öyle değil mi? Rantçıları seçer mi? Halkçıları seçer, öyle değil mi? İstanbul'u rotasından çıkarıp israf ve ihanet dönemine geri döndürmeye heves eden bir avuç insana bu millet oy moy vermez. Bu millet kapıyı gösterir, kapıyı. Bakın biz 31 Mart'ta ne yapacağız biliyor musunuz? İsrafı, ihaneti, kumpası,
yalanı, bütün bu işlerin hepsini Allah'ın izniyle, milletin gücüyle tarihe gömeceğiz. Tarihe, tarihe gömeceğiz. Şimdi sevgili hemşerilerim, onlara oy vermemek yetmez. Oylarınızı, güçlerinizi tek bir odakta birleştirmeliyiz. Zaman particilik zamanı değil. Zaman pireye kızıp yorgan yakma zamanı asla değil. Şimdi hep birlikte az önce anlattığım o güçlü İstanbul İttifakı'nı, vicdan ittifakını, memleketin geleceğinin en güçlü birlikteliği olan halkçı ittifakını birleştirip büyütme zamanı. Öyle değil mi? Kumpaslarla, kurgularla, kışkırtmalarla milletin iradesini etkilemeye kalkanlara ders verme zamanı. Unutmayın. Bakın onlar hiç değişmedi. 2019'da hatırlıyor musunuz neler yaptılar bize seçimden önce? Bakın ne kadar ahlaklı, ne kadar demokrat, ne kadar o zaman ne kadar adaletliyseler bugün de o kadar adaletliler. 2019'da seçime giderken bu kardeşinize neler dediğini hatırlıyor musunuz? Seçimi kazandık. Seçimi hukuksuz bir biçimde Türkiye Cumhuriyeti demokrasi tarihine bir kara leke gibi geçecek şekilde iptal ettiler mi? Ve hırsız dediler mi millete? Yalancı dediler mi? Ve bunlar sandıklarda terörist var dediler mi? Peki bu millet ne yaptı? 810 bin kere bunlara demokrasi dersi verip sağlam bir demokrasi şamarı attı mı? Gene kendilerine gelmediler. Aynı şeyleri yapıyorlar. Bakın aynı şeyleri yapıyorlar mı? Bugün de aynı şeyleri yapıyorlar. Bugün de inanın onların anlayacağı dersi siz onlara vereceksiniz. O bakımdan bakın söyleyeyim. Bunların süreci büyük bir tehdit süreci artık. İstanbul'u kazanırlarsa daha da kötüleşecekler. Şimdi bakın İstanbul seçimini kendilerine verilmiş bir onay kabul edecekler. Yaptıklarının doğru olduğunu düşünecekler. İşçileri yine umursamayacaklar. Bizim canım abilerimizi, ablalarımızı, amcalarımızı, teyzelerimizi milletine emek verip çalışmış. Seni ben de seviyorum fıstık, alacağım seni yanıma. Alacağım güzel kızım benim. Bakın bu emeklilere, bu değerli büyüklerimize şu anda nasıl bir muamele yaptıklarını görüyorsunuz değil mi? Bir liralık artışı bile devletin bütçesine yük kabul ediyorlar mı? Peki Kanal İstanbul gibi beton ihanetini yapmaktan geri duruyorlar mı? Durmuyorlar. Onun için bunlara bu seçimde fırsat verirsek daha da kötüleşecekler. Kendilerinden olmayanları daha da fazla dışlayacaklar. Yok saymaya devam edecekler. Emeklilerin durumu daha perişan olacak. İşçilerin durumu daha perişan olacak. Söz verdikleri mülakatı yine kaldırmayacaklar. Yine 3600 ek göstergeyi vermeyecekler. O da onlar hiçbir zaman değişmediler, değişmeyecekler. O bakımdan bugün de dürüst ve adil değiller. Bugün yaptıkları o kumpaslara aldanmayan bu millet onlara haddini bildirecek. Yine siyaseti yürekli yapmıyorlar. Yine siyaseti mertçe yapmıyorlar. Ben onları mertçe er meydanına çağırıyorum. Onlar yol kıyılarında otobüs yakarak film çekiyorlar. Öyle değil mi? Bir kumpasla 4,5 sene önce
bir il başkanlığının alımı esnasındaki bir sürecin filmi, kaseti üzerinden bizi lekelemeye çalışıyorlar. Bunlar kumpası değil mi? Bunlar hiç değişmediler. Ama bakın size söyleyeyim. Size söyleyeyim. Şu anda sokak sokak bakanları geziyor, biliyor musunuz? Eskiden bir türkü vardı, Ankara'dan abim geldi diye. Şimdi Ankara'dan 17 tane bakan geldi. İstanbul'da sokak sokak, mahalle mahalle geziyorlar. Çalışıyorlar. Yahu anlamadıkları bir şey var. 17 bakan, aday, o bu şu, hepsi bir avuç insan. Onların arkasında bir kişi var. Benim arkamda 16 milyon var, 16 milyon var. Bunu anlamıyorlar, bunu kavrayamıyorlar. Bunu kavrayamıyorlar. Dolayısıyla onlar hiç değişmediler. Ama bizi değiştirmeye, birliğimizi, bütünlüğümüzü bozmaya çalışıyorlar, başaramayacaklar. 16 milyon vicdanlı, mert İstanbullu sandıkta bu ülkenin en büyük buluşmasını, ne zaman buluşmasını gerçekleştirecek? 31 Mart'ta. 31 Mart'ta hazır mıyız? 31 Mart'ta vicdan kazanacak, vicdan. Mertlik kazanacak, mertlik. Particilik kaybedecek, belediyecilik kazanacak, halkını düşünenler kazanacak. O partinin, bu partinin değil, İstanbulluların, İstanbulluların zaferi için hep birlikte olacağız. Birliktelik kazanacak, ayrıştırma kaybedecek, ayrıştırma kaybedecek, dışlama kaybedecek, buluşturma kazanacak. Bakın, 2019'da Ramazan'ın birinci gününde kumpas yaptılar, seçimi elimizden aldılar. Bu sene de Ramazan'ın yine birinci gününde kumpasla, kasetle, filmle iş çeviriyorlar. Bunların, bakın bunların kul hakkı yemekte böyle gözünü kırpmaları mümkün değil. Bunlar her işi yaparlar ama biz ne yaparız biliyor musunuz? Biz 5 yılda 25 yıla bedel iş yaparız, iş. Sizden yetki istiyoruz. Sizden niye yetki istiyoruz biliyor musunuz? Bunların o ihanet duygularını tarihe gömmek için istiyoruz ama bir de 10 yılda 50 yıla bedel iş yapmak istiyoruz. Yaparız değil mi? Hep birlikte yaparız değil mi? Bakın onların bizden önceki 5 yılda harcadıkları paranın yarısı kadar para harcadık ama 2 katı kadar iş yaptık. Kimse bizi engelleyemedi, öyle değil mi? Engelleyebilirler mi? Bizi ancak kim durdurur biliyor musunuz? Siz durdurursunuz. Bakın siz durdurursunuz, siz koşturursunuz. Biz halkımızın karşısında haddini bilen cumhuriyetçi, demokrat, Atatürk'ün izinden giden insanlarız. Bizim başımız milletten başka kimsenin önünde eğilmez. Milletin hakkını millete vermeye devam edelim mi? Tam yol ileri demeye devam edelim mi? Hasan Başkanım'la, benim kıymetli dostumla, Bayrampaşa'da çağdaş, insanını düşünen, yoksulunu, açıktakini düşünen, kentsel dönüşüm, yeşil alan, meydan, bütün konularınıza gece gündüz çalışan ekibiyle, sizlerle birlikte, meclis üyeleriyle, muhtarlarıyla birlikte hep beraber bu süreci bir nefer gibi çalışacağına ben eminim. Sizler de Hasan Başkanım'la birlikte başarılı bir 5 yıl hazır mısınız? Evet. Başkanım, var mı burada meclis üyelerimiz, bize eşlik etsinler böyle. Şöyle gelin bakalım meclis üyesi adaylarımız. Buyurun bakalım.
Gelin bakalım. Fıstık gel bakayım yanıma sen. Buyurun yenge hanım, siz de gelin. Sen de gelebilirsin. Nasıl alacağım seni fıstık? Gel bakayım. Dur. Önce şimdi başkanım şu meclis üyelerini alalım önümüze bakalım. Şöyle buyurun meclis üyesi aday arkadaşlarımız. Muhtarım sen de gel. Gel. Gel canım gel. Şimdi bakın. Meclis üyesi adaylarımız gelsin. Burada olanlar. Evet. Fıstık sen de gel bakalım. Sen. Benim güzel kızım. Evet, bakın biz şuna inanıyoruz. Bütün belediye başkanı adayımız Hasan Bey'in yanında meclis üyelerinin bir kısmı burada. Arkadaşlar aralarda mı kaldı? Tamam. 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 Neyse, gelebilen gelsin, gelmeyenle dışarıda beraber fotoğraf çekineceğiz. Ama şunu söyleyeyim. Biz çok içten size kendini adamış, asla yanlış yapmayacak, halkına hesap verecek ve halkın istekleri doğrultusunda hareket edecek güçlü bir ekibiz. Size söz veriyoruz. Namuslu, dürüst, ahlaklı, şeffaf, hesap veren bir yönetim olacağız. Bayrampaşa'da, bakın bu talihi değiştireceğiz. Bayrampaşa İstanbul'un göbeğinde, İstanbul'un merkezinde bir ilçe. Bayrampaşa'ya hakkını vereceğiz. Bayrampaşa'nın hak ettiği değer artışını, mülkünün de değer artışını biz sağlayacağız. Bakın buradaki bütün halkımıza söz veriyoruz. Önümüzdeki 5 yılda İstanbul'un en fazla değer kazanan ilçelerinden birisi Bayrampaşa olacak. Size söz veriyoruz. Şimdi Bayrampaşa'da milletin iktidarını kurmaya hazır mıyız? Sandık gününe kadar Remzi Bey gel sen de. Remzi Bey yanımıza gel. Bayrampaşa'da 31 Mart günü sandığa gitmeyen olur ya, arkadaşınız olur, kardeşiniz, komşunuz, akrabanız, onun kolundan tutup onun sandığa götürmeye hazır mıyız? Güler yüzlü bir şekilde herkesin oyunu istemeye hazır mıyız? Evet. Sandıkta bir kişi daha fazla olalım diyerek oy istemeye ve sandıkta seçimde görev almaya hazır mıyız? Evet. O zaman bir oy Hasan Mutlu Başkanıma, bir oy Cumhuriyet Halk Partisi Meclisi grubuna, bir oy da Ekrem İmamoğlu'na, tamam mı? Ne yapıyoruz? Bayrampaşa, hazır mıyız? Evet. Her şey. Her şey. Sizin olduğunuz yerde her şey zaten çok güzel. Hepinizi çok seviyorum. Kalın sağlıcakla. Sağ olun, var olun. Bir ve beraberce, dostça ve